İlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde Türkiye düşmanlarının Pençe Harekatı'ndan duyduğu rahatsızlığı yazdı. Yaşar ayrıca Pençe Harekatı'yla YPG ve ESA'da verilen mesaja da dikkat çekti. Daha sertti şu an. Biraz... İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe Harekatı'nın bölgedeki yansımalarını yazdı. Yaşar, harekatın hem terör örgütü PKK hem de Esad tarafından çok iyi okunduğuna dikkat çekti. İdlib'de 12 gözlem noktasının tamamı tahkimatlarla güçlendirildi. En küçük saldırı bile misliyle karşılık bulacak. Hakurk'a atılan pençeyi hem YPG hem de Esad çok iyi okudu. Mesajı aldılar. Türkiye'nin şakasının olmadığını anladılar. Ankara çözüm için kararlı. İdlib'de geri adım yok. Yaşar, Türkiye'nin sahada gereğini yaparak teröre geçit yok mesajını net bir biçimde verdiğine de dikkat çekti. Bu mesajın ABD tarafından da alındığını vurguladı. Türkiye'nin elinde bazı batılı ülkelerin HTŞ'ye para yardımı yaptığı bilgisi mevcut. Yaşar bu durumun perde arkasını da yazdı. Hesaplar net. Türkiye'yi İdlib'den söküp atmak. HTŞ'nin sözde fetva şurası var, biliyorsunuz. Şuradaki Mısır ve Suud kökenlilerin Türkiye düşmanlığı tavan yapmış durumda. Sabah akşam fetva yayınlıyorlar. Türklerle savaşın. Rusya'yı buradan çıkarın. İdlib mutabakatını bozabilmek için her şey yapılıyor. Batuhan Yaşar, Pençe Harekatı'nın Türkiye karşıtlarını ve içerideki işbirlikçilerini de harekete geçirdiğine dikkat çekti. Hadi ama bu Amerikalılar Türk pilotları hala niye postalamadı? Şu Katsa yaptırımları nerede kaldı? Hadi Trump, at artık şu tweet'i. Maalesef bu cümleleri sarf edenlerle aynı havayı soluyoruz. Bu tipler 1870'lerden beri hep varlar. Benzer türler finans çevrelerini de yönlendirmeye çalışıyor. Türkiye elden gidiyor. Yakında dibe vuracak. Dolar 10 lira olacak. Ama hiç de umut ettikleri gibi olmadı. Dolar hızla 5.50'lere geri çekiliyor.